Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Kürdistan'ın gündemi değerlendireceğiz. Ana konuğumuz çok saygıdeğer başkanımız İbrahim Halil Baran ve diğer parti divan üyeleri ve gönüldaşlar. Kürdistan'a dair bir sözümüzün olduğu her hafta bir yorumda bulunup Kürdistan'ı perspektif içinde değerlendirmek, yorumlamak, sohbet etmek istiyoruz. Bu hafta konu başlıklarımız ekonomik kriz, dolar, euro yükselişi, bunun Kuzey Kürdistan'a yansıması, olası seçimler ve olası seçimlerde HDP'nin kapatılma durumu, Kürtlere yönelik şiddetin artması, Kürt siyasi liderlerin hapiste tutulması ve bir ihtimal Yeşiller ve Sol Parti diye alternatif bir oluşumun oluşması, Kürdistan'da yapılanma ve örgütlenmesi sürüyormuş aldığımız bilgilere göre. Ayrıca yakın zamanda Erbil'de sel felaketleri oldu ve can kayıpları oldu, mal kayıplarının yanı sıra. Ve diğer bir konu başlığımızda Rojava ile Başur arasında iki parça Kürdistan arasındaki o küçük Peşabur nehrinin hemen üstündeki Semalka'da iki Kürt grubu arasında taşlaşma oldu. Birbirlerine taş attılar. Bu taş atma mevzusu sözeldir genelde ama maalesef fiiliyata döküldü iki Kürt grup arasında. Her iki taraf karşı tarafı suçluyor. Bunlar hakikaten Kürdistan'ı olanın gönlünü inciten şeylerdir. Bunları konuşacağız, yorumlayacağız. Olabildiğine Kürdistan'ı bir gündem içinde konuşmak, sohbet etmek istiyoruz. Kimseyi incitmek, kimseyi hedef almak niyetinde değiliz. Saygıdeğer başkanım, hoş geldiniz. İlk konu başlığımız Türkiye'deki ekonomik kriz, bunun Kuzey Kürdistan'a yansıması, euro doların yükselişi. Bir anda yükseldi, sabah bu akşam da bir anda düştü. Ben hiç anlamam ekonomiden, ne oluyor, niye böyle bir şey oluyor, ne dersiniz? Aslında benim de birçok konuda bilgim var ama ekonomi en zayıf olduğum alanlardan bir tanesi. Fakat ekonomi sadece rakamlar, paralar, alışverişler, ticaretler değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam demek. İktisat yaşamı, siyaseti de şekillendiren, siyaseti de var eden, sosyolojiyi belirleyen temel meselelerden bir tanesi olduğu için ister istemez biraz işin siyasi kısmından, işin sosyal kısmından bildiğimiz konular. Bu Türkiye açısından aslında bir ilk değil. Yani son 20 yıllık AKP iktidarını iktidara geldiği günden öncesine dönerseniz, bu iktidardan öncesine dönerseniz, Türkiye'nin zaten bozuk bir ekonomiyle, düzelmek vaadiyle, bazı reformlar, sosyal reformlar yapmak vaadiyle böyle bir iktidarı başa getirdiğini ve onun öncesinde de çok fazla enflasyon, devalüasyon, dolarların bir gecede markların, euroların, o zaman euro yoktu, markın bir gecede tavan yaptığı bir dönem geçirdi. 90'ları çok iyi hatırlıyorum ve yine tıpkı şimdiki gibi insanların gözü kulağı dövizcilerde, gözü kulağı televizyondaki dolar haberlerindendi, mark haberlerindeydi. Bugün de benzer bir süreç içerisinden geçiyoruz ve anlık olarak artık ben bile paylaşırken şey yapıyorum, yani bir ekran görüntüsü alıyorum. Tam paylaşmak üzereyken bir daha dönüp bakıyorum, acaba bir herhangi bir değişim oldu mu olmadı mı? İşte beklentiler çünkü yükselmesi yönünde ve anlık olarak da değişiyor. Bu tabii elbette Türkiye'deki ekonominin, Türkiye'deki krizin, Türkiye'deki siyasi krizin bambaşka bir noktaya doğru evrildiğinin, Türkiye'de oluşabilecek dış politikalar, iç politikalarla bağlantılı olarak bu ekonominin bozulmaya doğru gittiğinin bir göstergesi olarak okunmalı. Fakat işin açıkçası bir süredir Pakurt Başkanlık Divanı'ndaki ana tartışma konularımızdan bir tanesi olmasına rağmen niçin böyle bir seyir izlendiğine dair bir fikrimiz tam anlamıyla oluşmadı. Zira görüldüğü kadarıyla Tayyip Erdoğan kendi kendisine suikast düzenler gibi doların yükselmesi için çalışıyor. Ekrana her çıktığında, herhangi bir yerde bir konuşma yaptığında dolar fırlıyor ve işin açıkçası doların fırlaması için de o da sansasyonel bazı açıklamalar yapıyor. Hatırlarsınız, bu doların böyle bir yükselme eğilimi gösterdiği ilk olay Erdoğan'ın
10 tane büyük elçi ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası bu hale gelmişti ve işte onların sınır dışı edilme, onların Türkiye'de persona non grata ilan edilme ihtimali sebebiyle de dolar çok yükselmişti. Hatta çok daha öncesinden yine hatırlarsanız Rahip Brunson meselesinde aynı şey olmuştu. Türkiye'de Türkiye ile Amerika arasında bir gerginlik sebebiyle dolar çok yükselmişti. Şimdi son birkaç trendine bakarsanız, doların yükseliş anlarına bakarsanız Tayyip Erdoğan'ın kendisini göreceksiniz. Çıkıyor bir konuşma yapıyor ve bu konuşmadan sonra dolar fırlıyor. İşte uzun zamandır biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bile kendisini artık başkan bulamıyor. İşte bakanlar istifa etmek zorunda bırakılıyor veya değiştiriliyor bir gece. En sonunda işte ailesi faizcilikle bilinen bir hemşerim, Viranşehirli bir hemşerim, Viranşehir Araplarından bir beyefendiyi Türkiye'de ekonominin başına getirdiler ve o da Tayyip Erdoğan da İslami usul bir ekonomiden hatta dünkü açıklaması göz önünde bulundurulduğunda Tayyip Erdoğan'ın naslardan bahsettiği bir noktaya doğru çekiyorlar. Faizle faizi indirmekle ilgili çeşitli önermelerde bulunuyorlar. Bu ekonomi iliminde nasıl bir şeye tekabül eder işin açıkçası ben bilmiyorum. Zira uzmanlık alanım değil. Bildiğim bir konuda değil. Fakat şunu biliyoruz ki anayasanın yanlış değilsem 27. maddesi 24 ya da 27. maddesinde ekonomi de dahil olmak üzere hiçbir konunun Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren hiçbir konunun dini veya şahsi herhangi bir şeye indirgenemeyeceğine dair kesin bir hüküm vardır. Aslında bugün Recep Tayyip Erdoğan kendi konuşmalarıyla anayasayı çiğner bir hale geldiği gibi diğer taraftan doların da yükselmesinin temel sebeplerinden bir tanesi olarak görülüyor. Şimdi bir devlet başkanı bunu niçin kendi ekonomisine yapar? Ya gerçekten uzun bir süredir Türkiye'de özellikle Kürtlerin konuştuğu gibi Tayyip Erdoğan Orta Doğu projesinin, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olarak Türkiye'yi bitirme görevini ya devralmıştır ve gerçekten de Türkiye'yi bir çıkmaza doğru götürmektedir. Yani bu bir bilinçli bir şeyin operasyonun sonucudur. Ya gerçekten Türkiye artık dünya ile bütün köprülerini atan bir ülkeye dönüşmüş. Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, Çin vesaire işte var olan büyük topluluklara tamamıyla sırtını dönüp bir zamanlar Saddam'ın daha sonra Beşar Esad'ın yaptığı gibi içe dönük bir politikaya yönelerek İran'ın yaptığı gibi tamamıyla dünyadan kendisini soyutlayarak başka bir ekonomik modele geçişin belirtiyor olabilir. Üçüncü bir şey olarak da biraz böyle Tayyip Erdoğan'ın siyasi manevra kabiliyetini çok yakından gördüğümüz için belki de ülkeyi öyle bir enkaza çeviriyordur ki bundan sonra hiçbir iktidar bu enkazı devralmak istemeyecektir. Yani mesela bana sorsalar deseler ki siz işte Türkiye'de bir hükümet kuracaksınız ama doların 45 TL olduğu bir hükümeti devralmak ister misiniz? Böyle bir ekonomik enkazı sanıyorum Türkiye'de ancak aklı başında olmayan bir siyasi parti devralabilir. Belki de kendisini şu an yine şey hale getiriyordur. Tek seçenek haline getiriyordur. Bu sebeple kestirilemiyor. Fakat beni ilgilendiren kısmı Kürdistan meselesiyle ilgili, Kürt meselesiyle ilgili olan kısmıdır. Şunu çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti savaşların kokusunu çok yakından alabilen bir ülkedir. Aynı şeyi biz 1940-43 yılları arasında gördük. Henüz ortada 2. Dünya Savaşı'na dair kesin belirtiler olmazken Türkiye Cumhuriyeti varlık vergisini ortaya koyarak Türkiye'de gayrimüslimlerin, Ermenilerin, Yahudilerin bütün mallarına el koydu ve onları haraç mezat sattı. Borcunu ödeyemeyen, vergisini ödeyemeyen gayrimüslimleri de Erzurum Aşkale'de, Eskişehir Sivrihisar'da sürgünlere, çalışma kamplarına gönderdi ve yaklaşık bir yıl boyunca bu böyle oldu. 1943 senesinde
Şükrü Saracoğlu başbakandı ve o yıl bütün Türkiye'de toplanan vergilerin %90'ına yakını sadece gayrimüslimlerden varlık vergisi olarak toplanmıştı. Aynı şeyi biz 1950'lerde görüyoruz. Yani bu Türkiye'nin katliamcı, barbar yapısı her zaman vardır. Yani işte nasıl 1914'te Ermeniler, 1919'da Pontuslar yok edildiyse 1940'larda da Yahudilere yöneldiler ve onların elindeki mallara çöktüler. Aynı şeyi 1920 ve 30'lu yıllarda Kürtlere yaptılar. Mesela ben ailesi sürgün edilmiş bir kişi olarak çok iyi biliyorum ki topraklarımıza el koydu devlet. Hatta öyle bir şey yaptı ki bizim dedelerimizin, bu Kürdistan'ın diğer mıntıkalarında da böyledir, evlerini, konaklarını, köşklerini yıkarak kendilerine karakol yaptılar. Tarlalara el koydular, topraklara el koydular, evlere el koydular ve bütün maddi eşyalara el koydular. Öyle sanıldığı gibi Kürdistan eskiden bu kadar fakir falan değildi. Yani bu Türkiye'nin her zaman yaptığı bir şeydir. Burada bir rol model olarak Hitler'in ekonomik modeline bakılabilir. Hitler aynı şey işte Kristal Gece olarak bilinen şekliyle Yahudilere uyguladı. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış 1929 ekonomik bunalımının günahını Yahudilerden çıkardı ve onların bütün varlıklarına el koydu. Aynı şeyi Türkiye'de dönem dönem yapar. Benim şu anki bu meseledeki en büyük korkum, işin açıkçası Türkiye'nin işler böyle devam ederse, dolar böyle yükselirse, Türkiye bir darboğaza girerse 2016 yılında terörle iltisaklı olmak suçundan insanların mal varlıklarına el konulabilir diye bir kanun çıkarmışlardı. İç güvenlik yasası, hatırlarsınız, 2014'te ve ikinci pakette 2016'da çıkarılmıştı yanılmıyorsam. Bu maddeye dayanarak Türkiye'de bütün Kürtlerin mal varlığına el koyabilirler. Türkiye'de işte bugün Türkiye'nin Türk illerinde, batıda, Kürdistan'ın dışında çok yoğun bir Kürt nüfusu var. Yaklaşık 10 ile 15 milyon arası değişiyor toplamda. Ve bunların son 30 yılda, 40 yılda elde etmiş olduğu bütün birikimler bir gecede yok olabilir. Yine aynı şekilde bankalardaki paralarına el konulabilir. Nitekim hükümet, dikkat ederseniz bunun da kimi böyle işaretlerini vermekte ve özellikle ekonomi alanında bir olağanüstü hal ilan edebileceğini söylemektedir. Peki burada bir savaş korkusu mu vardır veyahut mesela bizim özellikle Kürt camiası Türkiye'deki ekonomik bunalımın, buhranın savaş ekonomisiyle ilgili olduğunu söylerler. Sanıyorlar ki Türkiye işte Kürdistan'a saldırmakla, örneğin PKK'ye operasyon düzenlemekle veya sınır ötesinde Suriye ve Irak'ta, Güney Kürdistan'da ve Güneybatı Kürdistan'da bazı alanları işgal etmekle ekonomisini bozuyor veyahut bu operasyonlarla böyle bir ekonomik bozukluk yaratılabilir diye düşünüyorlar. Ben aynı fikirde değilim. Hatta HDP'nin eş genel başkanlarından Pervin Buldan doların yükselmesini 2 yıl önceydi sanırım, 2019 veya 20'de Öcalan'ın tecrit altında olmasına kadar bağlamıştı. Bu tabii gerçeklikle bağdaşmayan yorumlar. Fakat şunu biliyoruz, yani Türkiye bir savaş ekonomisine doğru yöneliyor. Şu an bir savaşa hazırlık yapıyor. Nitekim bugün Türk Devleti'nin danışmanlarından bir tanesi olan Jöleli adamın ismini anımsayamadım, bağışlayın. Siz hatırlıyor musunuz? Evet, Yiğit Bulut bu akşam bir tweet atarak şunu söyledi. Eğer siz böyle devam ederseniz dedi, seslenerek dış mihraklara, tırnak içerisinde, biz de Misak-ı Milli'ye geri döneriz gibi bir şey söyledi. Misak-ı Milli'ye geri dönmek demek aslında ne demektir? Bulgaristan'a savaş açmak demektir. Yunanistan'a savaş açmak demektir. Gürcistan'a, Ermenistan'a, kısmen Azerbaycan'a, zira Nahçıvan toprakları var. Ve
Irak ile Suriye'ye savaş açmak demektir. Peki Türkiye böyle bir noktada mıdır? Değil. Ama diğer taraftan biz biliyoruz ki özellikle bu Pasifik krizi sonrası ortaya çıkmış ortamda dünya şu an yeni bir dünya savaşına doğru ilerlemektedir. İşte yukarıda Rusya ile Ukrayna arasında biliyoruz ki son bir haftadır 175 bin asker Ukrayna sınırına yığıldı. Diğer taraftan şimdiye kadar Ukrayna'yı destekleme mesajları veren Britanya'dan, İngiltere'den Dışişleri Bakanı Ukrayna'yı koruyamayacaklarını, korumayacaklarını, böyle bir işgal durumunda sessiz kalacaklarına dair bir mesaj yayınladılar 2 gün önce. Bir taraftan da böyle şeyler oluyor. Öyle sanıyorum ki Türkiye şu an nasıl bir para politikası uyguluyor bunu bilmiyorum. Bu neye tekabül eder, dolar alınır, satılır, altına çevrilir, bu saklanır mı bilmiyorum ama netice itibariyle şunu çok net görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yıkılışa doğru gittiğini görüyor. Türkiye Cumhuriyeti dünyada bir savaşa doğru gittiğini görüyor ve bu sebeple de ekonomiyi kendi istediği şekilde yeniden dizayn ediyor. Zira başka bir açıklaması olamaz Tayyip Erdoğan'ın kendisine karşı bu kadar suikastkar bir şekilde davranması başka hiçbir şeyle açıklanamaz. Burada Kürtlere benim söyleyebileceğim, kendi milletimi uyarabileceğim nokta şudur. Her an her şey olabilir. Bankalardaki hesaplarınıza el konulabilir ve sizin mallarınıza, mülklerinize bu devlet daha önce nasıl Ermenilerin, Yahudilerin mallarına çöktüyse benzer bir şekilde sizin de mallarınıza çökebilir. Bunu biz geçmişte gördük. Türkiye'nin tarihi bununla doludur. 1943'teki varlık vergisi, 40'lardan sonraki gayrimüslimlere yönelik tavır. 1950'lerde aynı şeyi hatırlarsınız. 6-7 Eylül olaylarında Rumlara aynı şeyi yaptılar. Bugün de benzer şekilde Kürtlere yönelebilirler. Bu düşük bir ihtimal de olabilir. Fakat netice itibariyle Kürtler uyumamalılar. Bunun farkında davranmalılar. Yani her şey olabilir. Kabaca benim ekonomi meselesiyle ilgili söyleyeceklerim bu çerçevede değerlendirilebilir. İşin doğrusu son bir yıldır Türkiye'de bu ekonominin ve dolar ve euronun iniş çıkışları üzerine herhangi bir ekonomik uzmanını takip edince de çok net bir cevap alınamıyor. Yani aslında burada belli ki bir örgütlü bir manipülasyon var devlet içinde. Asıl en çok sevdiğim soruya gelmek istiyorum. Yani böyle bir ihtimal varsa ve devlet gerçekten bir yeni bir ekonomik modele yöneliyorsa Kürtler ne yapmalı? Yani ne yapmalı bu durumda? Eğer mallara çökme durumu varsa ki aslında Kürtlerin sermayesi daha çok Türkiye'nin batı şehirlerinde ve örgütlü bir Kürt sermayesi de yok. Böyle bir durumda ne olabilir? Yani yeri geldiğinde görüyorsunuz TEDAŞ elektriği kesiyor diye çocuklarımız soğuktan donup ölebiliyor. Öyle bir durumdayız kuzeyde. Ne yapmalı? Yani bizim bu tarihimizden çıkaracak çok fazla dersimiz var. Ümit Burnu'nun keşfedilmesi dünyada bir keşif çağı yaratmıştı. Fakat onun başlatmış olduğu olayların o silsilenin sonucunda 1850'de Kürt emirlikleri yok oldu. Ve Kürtler bunu fark etmediler bile. Daha önce Kürt emirlikleri çok önemliydi. Zira niye? Hindistan ile Avrupa arasındaki ticaret yolunu koruyorlardı ve bu koruma sebebiyle de vergileri topluyorlardı. Hatta mesela çok az bilinen bir örnektir. Osmanlı Devleti bir süreliğine Erdelan Beyliği'ne vergi ödemiştir. Bu ticaret yollarının iyi sağlanabilmesi için ve Erdelan Beyliği'nin en zengin olduğu dönemdir. Şimdi bu tarihsel çerçeve bize tam olarak aslında neler olabileceğini söylüyor. Cumhuriyet geldiği zaman aynı zamanda modernizm gelmiştir. Sanayi devriminin yansımaları Türkiye toplumuna, Osmanlı'nın dağılma sürecindeki toplumuna doğru yansımıştır. Ve burada yeni bir ekonomik düzlem kurulmuştur. Bu yeni ekonomik düzlemde Kürdistan yoktur. Daha önceki sohbetlerimizde veyahut Pakurd'un eğitim toplantılarında hatırlamıyorum. Sizinle de konuştuk sanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Diyarbakır Türkiye'nin 3. büyük ekonomisidir. Fakat bugün 67. sıraya, 81 il içerisinde 67. sıraya gerilemiştir.
Urfa yine aynı şekildedir. Van yine aynı şekildedir. Hatta mesela Hakkari'de milyonlarca küçükbaş hayvandan, büyükbaş hayvandan bahsediliyor. Bunların hepsi peyderpey yok edildi ve Kürdistan'da bir ekonomi yok edildi. Bu devletin önüne koymuş olduğu, işte hatırlarsanız 1920'lerin başında Türk İktisat Kongresi vardır. Bu Türk İktisat Kongresi tıpkı Sovyetlerdeki 5 yıllık plan gibi önümüzdeki yıllarda neler olacağına dair çeşitli imajlar sağlamıştır, çeşitli vizyonlar sağlamıştır ve Türk İktisat Kongresi'nde Kürdistan yoktur. Sadece maden ocaklarından Kürdistan'ın kaynaklarının batıya taşınmasına dair bazı girişimler vardır. Nitekim Elazığ'daki, Diyarbakır'daki bakır ocakları, Şırnak'taki kömür ocakları, Linyit ve Krom, Hakkari'de Krom ocakları bu vesileyle boşaltılmış ve yok edilmiştir. Bunun üzerine yaklaşık olarak işte 1920'lerden hesaplarsanız yine Şükrü Saraçoğlu döneminde, yani 1940-50'lerde Şükrü Saraçoğlu'na bir gazetecinin sorduğu bir soru var. Diyorlar ki, efendim siz niçin ülkenin doğusuna hiç yatırım yapmıyorsunuz? Şükrü Saraçoğlu da çok önemli bir açıklama yapar. Bizim açımızdan çok önemlidir bu. Der ki, geleceği belli olmayan topraklara yatırım yapılmaz. Yani her an Kürdistan elden çıkabilir. Bu sebeple Türkiye orayı ancak sömürür, oradan kaynakları alır ve batıya doğru aktarır. Bunu biz 90'larda gördük. Köylerin yakılmasıyla birlikte, Kürdistan'da hayvancılığın bitirilmesiyle birlikte, yaylalara çıkış yasaklarının getirilmesiyle birlikte ne oldu? Kürdistan'dan 10 milyondan fazla bir nüfus İstanbul'a, Ankara, İzmir'e, batıya doğru göç etti. Ve bu aynı zamanda beraberinde bir ekonomiyi, bir iktisadı götürdü. Şu an Kürdistan'daki biz ekonomiye baktığımız zaman birkaç noktada ekonomi vardır. Bunlardan bir tanesi inşaat ekonomisidir. Tokiler eliyle zaten bunun da sonu getirildi. İkincisi bir tarım ekonomisiydi. Tarım destekleme projeleriyle zaten bu yok edildi ve şu an Kürdistan'da tarım da çok büyük bir tehlikede. Geriye bir tek kalem kalıyor, o da sınır ticaretiydi. Kaçakçılık olarak belirleniyordu ve bunlar da zaten Kürdistan'ın diğer parçalarıyla Kuzey Kürdistan arasına duvarlar çekilmesiyle birlikte bu ekonomi de yok edildi. Elbette bir sürü örnek verilebilir. Fakat şu an Kürdistan'da zaten bir ekonomi kalmamıştır. Kürdistan'daki sermaye batıya doğru taşınmıştır. Bugün Kürt iş adamları olarak belirleyebileceğimiz isimlerin bütün yatırımlarına baktığınız zaman sizin karşınıza İzmir çıkar, İstanbul çıkar, Adana çıkar, Mersin çıkar. En yakın yer Antep'tir. Bugün Antep ekonomisi neredeyse %70'i ile Cizrelilerin elindedir. Yani en yakını bile Antep'e kadar batıya gitmişlerdir. Şimdi böyle olunca Kürtler ne yapabilir? Kürtlerin yapabileceği pek bir şey yok. Zira Kürdistan'da bir ekonomi kalmamıştır. Bir Kürt ekonomisinden bahsedilemez. Ancak Türkiye'de bulunan Kürt kökenli, bunu da tırnak içerisinde söylüyorum. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre bugün her Kürt aynı zamanda Türktür. Kürt kökenli iş adamlarının bir ekonomisinden bahsedilebilir ve bu ekonomi de tam da bugün tehlike altındadır. Ne yapabilirler? Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Aynı şey Kürtlere yönelik bir baskı sonucu, Kürtlerin kaçması, ya işte mübadele döneminde Rumlara olduğu gibi tekrar ortaya konulur ve bu sefer Kürtlere yönelirse, Kürtler zaten oradaki bütün emlaklarını, taşınmaz varlıklarını orada bırakıp kaçmak zorunda kalacaklar. Paraya çeviriyorlar, nakite çeviriyorlar, pırlantaya çeviriyorlar, dolara, altına çeviriyorlar. Buna da devlet el koyabiliyor. Şu an devlet biz Kürtleri tümüyle aslında kendi sisteminin bir parçası haline getirdi. Ve bu sebeple Kürdistan'da sosyolojik bir değişim var, iktisadi bir değişim var, ekonomik bir değişim var ve bu değişimi biz yönetmiyoruz. Kürt siyaseti yönetmiyor, Kürt elitleri yönetmiyor, Kürt zenginleri yönetmiyor. Hatta bir Kürt burjuvazisi yoktur. Ne yazık ki yoktur. Bu sebeple yani Kürtler ne yapabilirler? Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Elde hiçbir şey kalmıyor. Yani yarın Türkiye Cumhuriyeti biz buna el koyacağız diye bir karar çıkardığı zaman hiçbir şey yapamazlar. Kürtler bu sebeple ne yapabilirlerdi? Bu durum bu hale gelmemesi için uğraşabilirlerdi ama artık biz
bu noktaya geldik. Böyle kötü bir yerdeyiz ve bu sebeple de bizim sosyal dayanışmamız öldü. Bu sebeple bizim aile ilişkilerimiz, aşiret ilişkilerimiz, Kürtler arasında Kürtleri var eden ekonomik bütün yaşam belirtileri yok olmaya başladı. Nitekim bugün biraz önce de paylaştık onu. Diyarbakır'da elektrikleri kesildiği için bir ailenin 2 yaşındaki çocuğu soğuktan öldü. Yani siz bunu mesela 30 yıl önce Kürtlere anlatamazdınız. Fakat bugün Urfa'da aynı şey yaşanıyor, Diyarbakır'da aynı şey yaşanıyor, Hakkari'de aynı şey yaşanıyor, Van'da aynı şey yaşanıyor. Bu aynı zamanda bizim ahlaki çöküntümüze de sebep oldu. Zira Kant'ın belirttiği gibi, Immanuel Kant'ın belirttiği gibi bir yere ekonomik krizler, ekonomik sorunlar girerse diğer kapıdan da diyor ki ahlak çıkar, yok olur. Biz böyle bir sürecin içerisinden geçiyoruz ve Kürtlerin burada yapabileceği bir şey kalmamıştır. Sadece ve sadece siyaseten kendi ellerini güçlendirebilirler. Ne yazık ki Kürdistan'daki durum bu. Yani umutsuzluk pompalamak istemiyorum yahut sizin ümidinizi kırmak istemiyorum. Fakat bir taraftan da rasyonel olmamız gerekiyor. Kendi derdimizi biz ne kadar iyi görebilirsek ancak biz o kadar iyi çareler üretebiliriz. Şimdi tabii bu ekonomik sorunlar Türkiye'nin son 20 yılda tekrar Kürdistan'ı çökertme planları ki MGK'larda konuşuldu. Bunlar hep oluverdi yani yakın zamanda ve bunları biz hepsine birer birer şahit olduk. Şu an hem Türkiye'deki sorunlara Türk muhalefeti hem de Kürdistan'daki Kürt partileri buna sadece seyirci kalıyor ve seçim endeksli bir muhalefet oluşturuyorlar ve seçime yönelik bir söylem geliştiriyorlar. Yani bu iş seçimle hallolur mu ya da önümüzdeki seçimlerde şöyle bir rivayet var, bir dedikodu var. HDP'ye yönelik bir kapatılma ve Kürt temsiliyetinin olmadığı bir seçim güzergahı ve bu yüzden bu cenahta da Yeşiller ve Sol Parti'nin tekrar örgütlenme ihtimali. Bu çerçevede yani muhalefetin seçim endeksli muhalefetine yönelik neler söylersiniz? Yani bir kez daha önce de belirttiğimiz üzere bu başkanlık sistemi aslında Kürtler açısından çok tarihsel oldu. Zira Kürtlerin toplam gücünü ortaya koyabilecekleri ve kendilerine yönelik politikayı değiştirebilecek bir konum elde edebilecek bir şey sundu onlara. %50 artı 1 Kürtlerin varlığını önemseten bir sistem olarak ortaya çıktı. Daha önce parlamenter sistemde siz isterseniz işte %20 oy alın bir Kürt partisi olarak düşünürseniz sizin iktidar olma ihtimaliniz yoktu. İktidar belirleme ihtimaliniz de düşüktü. Fakat şu an tamamıyla bunun dışında yeni bir sistem getirildi ve bu sistemle büyük oranda Türkiye Cumhuriyeti kendi ayağına sıkmış oldu. Nitekim de Tayyip Erdoğan'ın da dönem dönem belirttiği üzere sistemde bazı değişikliklere gidilebilir. 50 artı 1 yerine en çok oyu alanın başkan seçilmesine yönelinebilir gibi bir açıklaması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada Kürtler siyaseten önemli bir noktaya geldikleri için bütün çözümlerini de siyasi bir perspektif üzerinden değerlendirmek zorunda kalıyorlar. Zira eğer sizin sorununuz yani siz çekiç gibi bakarsanız dünyaya her şeyi de çivi olarak görmeye başlarsınız. Bugün Kürtlerin temsili açısından zaten sıkıntılı bir süreç var. Türkiye'de gerçekten bir Kürt partisi yok. HDP bir Kürt partisi mi? Değil. Oyunun %90'ını %95'ini Kürtlerden alan fakat kendisini bir Türkiye partisi olarak tanımlayan ve hatta onursal başkanları Ertuğrul Kürkçü'nün söylediğine göre Kürt siyasetini temsil etmeyen bir parti. Nitekim Gündem Gazetesi'ne verdiği bir söyleşide biz Kürt siyasetinin temsilcisi değiliz demişti. Şimdi böyle bir dönemde mesela HDP kadar MHP'nin de CHP'nin de AKP'nin de Kürtleri temsil etme hakkı ve meşruiyeti doğar. Çünkü eğer Türkiyeci bir parti Kürtlerden oy isteyebiliyor, %90'ını ona oyunu veriyorsa başka bir Türkiyeci, başka bir Türkçü parti de benzer bir şekilde oy isteme hakkını ve meşruiyetini elde etmiş olur. Onun üzerinden değerlendirirsek. Fakat Kürtlerin elbette
temsil edilme sorunları var. Layıkıyla temsil edilme sorunları var. Bir bütün olarak Kürtlerin, Kürdistanlıların sorunlarının Türkiye içi çeşitli çözümlere dair temsil edilme sorunları var. Bu mümkün mü? Elbette mümkündü. Kürtler bir bütün olarak davranabilselerdi, örneğin Güney Kürdistan'da olduğu gibi kendi bölgelerini kurabilmiş olsalardı yahut hiç değilse siyaseten böyle bir ton yakalayabilselerdi. Yani biz Kürdüz, bu da bizim partimizdir ve bu partinin önceliği Kürtlerdir. Fakat bugün HDP'de buna aslında biz PKK ile birlikte merkezi siyaset diyebiliriz. Merkez Kürt siyaseti diyebiliriz. Ana akım Kürt siyaseti diyebiliriz. Her ne kadar Kürdistanilik iddiasında değillerse de, Türkiyecilik iddiasında iseler de, çok özür dilerim. Bizim bunu dıştalama şansımız ne yazık ki yok. Bu sebeple de HDP'nin politikalarına bakmamız gerekiyor. Bunlar da zaten uzun süredir çok çapsız bir politika üzerinden Türkiye'de siyaset yapıyorlar. Yani kendilerini var eden kitlenin ihtiyaçlarının dışında ne varsa onunla ilgileniyorlar. Yani bugün işte Giresun'daki, Rize'deki, Bolu'daki yahut Antalya'daki herhangi bir sorun onlar açısından Hakkari'deki, Şırnak'taki, Van'daki bir sorundan çok daha önemli hale gelmiştir. Ve nitekim en sonunda Meral Danış Beştaş, partinin sözcüsü sanıyorum, mecliste yaptığı konuşmada öyle belki de siyasi bir gaf yaptı ve HDP Kürtleri dıştalamayan tek partidir dedi. Yani aslında bütün oyunu o partiden alan bir parti için bu söylem işin açıkçası çok abesle iştigal. Fakat netice itibariyle hakikatte bu. Geriye kalan Kürdistani partiler PAKKURT'ta başta olmak üzere halkta bir karşılığı olmayan, seçime giremeyen, seçimde bir etki yaratamayan, Kürtlerin çoğunluğunun oyunu arkasına alamayan çeşitli küçük partilerden oluşmaktadır. Kimisinin ömrü işte 50-60 yılı bulan partilerimiz bile vardır. Kimisinin 40 yıl vardır. Veya bizim gibi işte 4-5 yıldır siyasi arenada at koşturan, taş atan, bir şeyler söyleyen, fikir beyan eden, siyaset üreten, Kürtler için vizyon üreten çeşitli partilerden bahsedilebilir. Ama bunların hiçbir tanesinin karşılığı yok. Bu sebeple Kürtlerin durumunu ne belirleyecektir? Ne yazık ki HDP'nin bu çapsız siyaseti. HDP'nin bu Kürtsüz siyaseti belirleyecektir. Şimdi HDP açısından da problem var. Zira bütün değerlerinin üzerinde tepinmesine rağmen bir türlü Türklere yaranamıyor. Türkler hala onu PKK olarak görüyorlar, tırnak içerisinde. Türkler hala onları terörist olarak görüyorlar. Türkler hala onları Kürt olarak görüyorlar. Yani sizin ben Türkleştim, Türkiyelileştim demeniz yetmiyor. Aynı zamanda Türklerin de sizin kabul etmesi ve sizi Türk veya Türkiyeli olarak görmeleri gerekir. Bu dil açısından da böyledir. Siz bir herhangi bir nesneye bir isim verdiniz diye o isim, o nesnenin ismi olmaz. Bu aynı zamanda bir genel kabul görmek zorundadır. HDP'nin sorunlarından bir tanesi de budur. HDP istediği kadar Türkiyeci olduğunu söylesin, Türkçü olduğunu söylesin, Kürtlerle ilgili bir derdinin olmadığını söylesin, Kürdistan'la ilgili bir derdinin olmadığını söylesin. Fakat ne yazık ki Türkler bunu kabul etmiyorlar. Bu sebeple de var gücüyle devlet bunlara da zulmediyor. Ve aynı zamanda bunları kendi Kürt sorununun, kendi Kürt politikasının da bir günah keçisi haline getirmişler. Ve bugün 10 binden fazla üyeleri, destekçileri cezaevlerindedir. Cezaevleri Kürtlerle dolu. Cezaevleri HDP yandaşlarıyla dolu. Cezaevi HDP'nin kadrolarıyla dolu. Peki bunlardan bir şey var mı? Yani bir Kürdi siyaset var mı? Yok. Demin de izah ettiğimiz gibi. Şimdi tam da burada devletin her zaman HDP'ye karşı bir kapatma tehdidini görüyoruz. HDP bir proje partisiydi. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay bu partiyi MİT, İmralı ve HDP'lilerle birlikte ortak kurduklarını söyledi ve HDP'liler buna itiraz etmedi. Yine Sırrı Süreyya Önder bu partiyi biz Kürt milliyetçiliğine karşı kurduk dedi. Kimse itiraz etmedi. Herhangi bir tekzip de yayınlanmadı. Şimdi böyle bir parti kapatılıyor, kapatılabilir. Her zaman da bununla tehdit ediliyor. Ki nitekim daha önceki Kürt partileri, BDP dışındaki Kürt partilerin tümü kapatıldı. Anayasa Mahkemesi'nin açmış olduğu davalar
İşte terörle iltisaklı olma iddiaları, işte HADEP'ten hatırlıyoruz kongrede Türk bayrağının yere atılması sebebiyle Kürtlerin kurmuş olduğu partiler kapatıldı. HDP kapatılabilir mi? Ben tamamıyla bu meseleyi artık ideolojik ya da devletin bir baskısı sebebiyle kapatılacağı düşüncesinde değilim. Daha önce de beyan ettiğim üzere kendi vatandaşına IBAN gönderen, doların 20 lirayı bulduğu bir ülkede Halkın Demokratik Partisi'nin almış olduğu oy oranı sebebiyle hak ettiği 70 eski parayla 70 trilyon parayı Türk devleti ödememek için bu partiyi kapatacaktır. Böyle bir ekonomik meselesi var devletin. HDP'nin hak ettiği parayı vermemek için bu partiyi kapatacaklardır. Benim beklentim bu yönde. İnşallah kapatılmaz. Kapatılması... Evet, şimdi şöyle bir şey var. Biliyoruz ki devlet aklı denen aygıt dünyanın her yerinde böyledir. Kendi iç dinamiklerini dizayn edebilme adına ya içeride ya dışarıdan bir düşman üretir ve buna yönelik ideolojik ve hatta devletsel saldırılarda bulunur. Nitekim son 30-40 yılda Türk devletinin o sağ-sol çatışmaları sonucunda ayrışmış toplumunu PKK'nın silahlı mücadelesini bahane edip kendi toplumunu tekrardan revizyone edip organize etti, reorganize etti halkını. Bugün de HDP Kürtlerden oy alan bir parti olarak Türkiyeciliği de savunsa, bağımsız birleşik Büyük Kürdistan'ı da savunsa Türk devlet aklı için bir hedef lazımdır. Haliyle bugün Demirtaş gibi bütüncül bir söylem geliştiren, Türkçe kitapları yazan, Türkiyeciliği savunan bir partinin genel başkanı iken bile yıllardır zulüm altında ve hapiste tutuluyor. Dolayısıyla devlet aklına bir düşman lazım. Nitekim en devletçi, en Türkçü toplum olan Fethullahçılara devletin bir düşman yaratma politikası sonucu nasıl bir saldırıda bulunduklarını görmüş olduk. Bu yönüyle biz de istiyoruz ki bugün Türkiyecilikle Kürtleri iyidiş eden, Kürtlerin Kürdistan'ı fikrini eriten bu düşüncenin Kürdistan'ı gerçeklere rücu etmesi ve geri dönmesi. Yani biz Kürtler bugün Türkiyeciliği de savunsak, bağımsız Kürdistan'ı da savunsak, bir kolektif güç elimize geçtiğinde ki HDP'de olduğu gibi devlete her ihtimalde hedef olacağız ve devlet bizi kendi iç reorganizasyonunu tamamlama ve sürdürme adına hedef yapacaktır. Bu yönüyle biz de istiyoruz ki bu 30 milyon Kürt'ün doğru organize edilip doğru bir fikir etrafında toplanıp ve bunun üzerine bedel ödemesi, hem Türkiyeciliği savunup hem hapiste çürümesi bizim açımızdan çift yönlü bir kayıptır. Ama Kürdistan'ı savunup hapiste çürümek, bağımsız birleşik bir Kürdistan'a 30 milyonun temsiliyetini talep edip doğrudan böyle hapse girmek ve hatta öldürülmek bizim toplumumuz açısından ayrıca bir kazanç olur. İleriki tarihsel gelişmelerde de bir kazanç olur. Şimdi ben kuzeyden biraz güneye geçmek istiyorum izninizle. Güneyde yakın zamanda, siz de orada yaşıyorsunuz, sel felaketler oldu. Geçen sene de aynı şeyler yaşandı. Basit sel felaketlerinde bile çok büyük can ve mal kayıpları oluyor. Çok özür dilerim sevgili Simon. Şunu tamamlamama müsaade edin lütfen. Şimdi HDP'nin durumu buyken bir taraftan da kapatılmanın hazırlıklarını yaptığını biliyoruz. Gelecek ve Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi sanırım. Sol Gelecek Partisi bu parti üzerinden tekrar yeni bir örgütlenme yapılıyor. Burada asıl olan şey ismin değişip değişmemesi değil. Parti örgütlerinin değişip değişmemesi değil. HDP yahut bugün temsil ettiği zihniyet gerçekte fikirlerini değiştirecek mi? Kürdi bir siyasete yönelecek mi? Yoksa Türkiye'nin, Türklerin Türkiyecilik yapan Şamar oğlanına mı dönüşecek? Bu rolü mü devam ettirecek? Asıl bizim sormamız gereken şey HDP meselesinde budur kanımca. Lütfen devam edin. Evet, yani hakikaten bazen trajikomik oluyor. Bugün daha medyaya düştü. Karadeniz'de bir yerde bir kitapçı Demirtaş'ın kitaplarını satıyor diye Türkçe yazılmış, Türklük ve Kürtlük kardeşliğinden bahseden bir siyasetçinin, üstelik hapiste olan bir siyasetçinin kitapları satılıyor diye orayı bir grup bastı ve o kitapçının bütün kitaplarını yerle bir ettiler. Bu aslında hem savunulup hem dayak yediğimiz hali bir melalimizin göstergesi. İzninizle
vaktimiz de daralıyor. Ben Güney Kürdistan'daki bu yakın zamandaki sel felaketlerini ve can kayıpları, çünkü dünyada her ne olursa olsun Kürtler bir şekilde can veriyor. Bize bir şekilde yansıyor. Basit bir sel felaketi ya da bir göç hareketi ya da bir bombalama ister istemez ocağımıza ateş düşürüyor. Güneyde Erbil gibi Dubai'leştirilecek diye düşünülen bir şehirde ki genel kanaat şudur, yeraltı kaynak tesisatı ve kanalizasyonu olmadığı için basit sel felaketlerinde bile büyük mal ve can kayıpları oluyor. Oradasınız, hatta evden çıkamadığınızı biliyorum, bir gün festivale gidecektiniz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Simon, böyle bir ekleme yapayım. Sel felaketinde 12 kişi yaşamını yitirmiş. 21 milyar dinarlık bir maddi zarar var. 2509 ailenin evine sel suyu girdiğini söylüyor. 402 evde ise maddi, büyük maddi hasar oluştuğunu böyle ekleyeyim dedim size. Namusa, buyurun. Yani ne yazık ki durum bu. Yani bizim Pakurt olarak siyasetimiz temel bir söyleme dayanıyor. Kürtler devletsizdir ve bir devlet sahibi olmalıdırlar. Temel söylemimiz, temel arzumuz Kürtlerin bir devlet sahibi olmasıdır. Ve bu sebeple de Güney Kürdistan bizim açımızdan çok önemlidir. Sadece orası bizim açımızdan duygusal bağlarımızın olduğu bir yer değil. Aynı zamanda fikri dünyamızın, fikirlerimizin de gerçekleştiğini gördüğümüz alanlardan bir tanesi. Bugün Güney Kürdistan ile Kuzey Kürdistan arasındaki ekonomik fark, bu iki parçadan herhangi birisinde yaşayan Kürtler arasındaki ekonomik fark tam da bizim iddiamızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Fakat buna bir ekleme yapmamız gerekiyor. Devletsizler için bir devlet ama devlet sahibi olanlar için de iyi bir devlet. Kuzey Kürdistan için bir devlet ama Güney Kürdistan için iyi bir devlet. Daha iyi bir devlet. Bu anlamıyla bizim eleştirilerimiz de ne yazık ki çok fazla çarptırılıyor. Yani buradaki Güney Kürdistan'la, buradaki yönetim erkiyle, buradaki siyasi yapılarla çok sıcak bir ilişkimiz var. Çok iyi bir ilişkimiz var. Fakat bunu özellikle Kuzey Kürdistanlı troll ekipleri özellikle sabote etmeye, her seferinde çarpıtmaya vesaire falan devam ediyorlar. Fakat biz buranın iyiliğini istiyoruz. Yani Güney Kürdistan'daki bir şehrin vatandaşlarının, sakinlerinin en iyi kanalizasyona sahip olması benim arzum. En iyi internete sahip olması benim arzum. Günün 24 saati kesintisiz bir elektriğe sahip olması benim arzum. En iyi sağlık hizmetlerine erişim ve ulaşım hakkının olduğunu düşünüyorum ve bunun için çabalıyorum. Güney Kürdistan'la ilgili bir kez bizim bu eleştirel bakış açımız bu anlamıyla bence takdir edilmeli. Bu anlamıyla anlaşılmalı. Zira biz milliyetçileriz. Biz Kürdistan milliyetçileriyiz ve Kürdistan'ın her şehrinin diğerinden farksız olarak en iyi hale getirilmesi için uğraşırız. Zaten Araplar, Türkler, Farslar bizim evimizi yıkıyor. Zaten bizim işgalcilerimiz bugüne kadar bizim doktora, sağlığa, iyi yollara, iyi suya, İyi internete, iyi elektriğe, aklınıza gelebilecek her türlü insani hizmete ulaşımımızı engellediler. Fakat bugün Güney Kürdistan'da bir hükümet varsa, bugün Güneybatı Kürdistan'da, Rojava'da bir Kürt hükümeti varsa, bu hükümetin yegane sorumluluğu o parçada yaşayan Kürtlere en iyi hizmeti götürmesidir. Erbil'de de bugün biz bunun sancılarını yaşıyoruz. Ne yazık ki bir şehir inşa edilmiş ve bu şehir kanalizasyon ve altyapısı olmadan yapılmış. Hala işte her sitenin kendi foseptik çukuru var. Her evin kendi foseptik çukuru var. Yahut işte birkaç evin foseptik çukuru var ve kanalizasyonlar buraya doğru akıyor. Bu aynı zamanda kullanılabilir suların kirlenmesi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda şehirde istenmeyen bir kokunun olması anlamına geliyor. Sel felaketi, bugün de bir yağmur var, fırtına var. Öyle sanıyorum dün yetkili kurum bir uyarıda bulunmuştu. Yarın çok büyük bir yağmur ve fırtına bekleniyor diye, halkımızı uyarıyoruz diye bir açıklama yapıldı. Tam da bugün bir fırtına var. İşin açıkçası ben biraz diken üzerindeyim. Yani yarın acaba kaç tane ev suyun altında kalmış olacak?
Yarın acaba kaç tane Kürdistan vatandaşı selde boğulmuş olacak? Yani bir tane çocuk 9 aylık bir çocuk annesinin kucağından düşüyor ve sel sularında kayboluyor. O 12 kişinin arasında. Peki sebebi ne bunun? Yanlış planlama. Şehrin kanalizasyonunun olmaması, dere ıslahlarının yapılmaması, drenaj kanallarının olmaması. Kocaman bir ovaya siz yeni bir şehir kuruyorsunuz ve bu şehrin neredeyse tamamı 2010 sonrası yapıldı. Neredeyse tamamı. Yani 2010'a kadar hatırlıyorum Erbil'de işte kale ve çevresinde daha böyle eski bir model bir şehir vardı. Fakat 2010 sonrası burada büyük bir yapılaşma meydana geldi. Ve bu yapılaşma içerisinde de gerçekten çok güzel mimari eserler ortaya konuldu. Çok iyi villalar yapıldı. Kürtlerin oturduğu çok güzel siteler oluşturuldu. Çok güzel binalar yapıldı. Fakat bunun altyapısının olmaması işin açıkçası çok şaşırtıcı. Şimdi Kürdistan hükümeti bir süredir işte yolsuzlukla mücadele, bir süredir Kürdistan'daki hizmetlerin dijitalleştirilmesi, bürokrasinin hızlandırılması ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Fakat bu mevcut açığı kapatabilecek düzeyde değil. İyi çalışmalar var. Daha iyi olabilir, daha güzel olabilir, daha doğru olabilir. Nitekim Başbakan Mesrur Barzani birkaç gün önce selzedeleri ziyaretinde bu sorumluluğu kabul etti. Dedi ki bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz projelerdeki bazı hatalar sebebiyle bu selde ziyan, zarar bu kadar fazladır. İşte Daratu mahallesi daha çok fakirlerin oturduğu bir mahalle ve 1000'den fazla ev, demin Memo söyledi işte 2000'den fazla eve su girmiş. Ve hükümet ne yapıyor? Şu an diyor ki ben para çıkarıyorum, para yardımı yapacağım diyor bu ailelere. Elbette para yardımı yapması güzel bir şey. Ama asıl olan şey bunun tamamen önüne geçebilmektir. Elbette dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de seller oluyor, depremler oluyor, doğal afetlerin önüne insan oğlu 10 bin yıldır geçmeye çalışıyor. Bunu anlıyorum. Fakat şunu da çok iyi görmemiz lazım. Yani kanalizasyonsuz bir şehrin başına bu çok daha büyük bir olasılıkla gelir bu tür felaketler. Sizin eğer bununla ilgili bir şehir planlamanız yoksa, drenaj uygulamanız yoksa bu tür felaketler olacak. Bunun için çabalamamız lazım. Bunun için yeni projeler geliştirmemiz lazım. Bunun için yağmurlar durduğu zaman bu meseleyi bir sonraki yağmur yağışına kadar bekletmeden acil çözümler üretmemiz gerekiyor. Ha Güney Kürdistan'da işleyen bir hükümet var. Ciddi bir çalışan var. Ciddi bir memur kitlesi var. Bu işlerle uğraşan şeyler var. Fakat bu tür şeyler artık acildir. Kürdistan 30 yıldır bir hükümete sahip. 30 yıldır Bağdat'ın müdahalesi olmadan kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Komşularının müdahalesi olmadan Amerika'nın da desteğiyle ve korumasıyla burada ayakta durabiliyor. Ve biz çok daha iyisini yapabilecek bir milletiz. Bizim artık bunun farkına varmamız gerekiyor. Bu sebeple de sıkıntılı. Ben de selin olduğu gün Süleymaniye'deki sinema festivaline gitmeyi düşünüyordum fakat evden çıktım, seli görünce geri dönmek durumunda kaldım. Yani bir Kürt'ün başka bir şehirdeki sinema festivaline gitme hakkı, bu ben olduğum için değil, yani bu bütün Kürdistan vatandaşları için geçerli bir haktır. Yağmurla bile engellenmemeli. Bunun için bizim iyi kanalizasyonlara ihtiyacımız var. Bizim iyi drenaj sistemlerine ihtiyacımız var. Bizim iyi şehirlere ihtiyacımız var. Zira biz Kürtler zaten 100 yıldır kötü yaşıyoruz. Kaç yüzyıldır zaten kötü yaşıyoruz. Zaten Türkler bizim başımıza bunu yaptılar. Farslar yaptılar. Araplar yaptılar. En ulaşılmaz köylerine bile yol götürürken Kürdistan'a yol getirmediler. Şimdi aynı şey bizim burada olmamalı diye düşünüyorum. Ne yazık ki durum bu. Fakat bazı gelişmeler de var, ilerlemeler de var. Bunları da biz takdir etmeye devam edeceğiz. Ve eksikleri de eleştirmeye devam edeceğiz. Hiç kimse bize şunu da beklemesin bizden. Ya siz bir Kuzeyli partisiniz, güneydeki sel sorunu niçin sizi ilgilendiriyor? Övmeye gelirken onu demiyorsunuz. Kürdistan Dubai olacak diye Empire sitelerinin fotoğrafını paylaşan insanlar dikkat ederseniz selle ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Ve bu ikiyüzlülük bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil. Biz
Kürdistan milliyetçileriyiz. Biz Kürdistan milletinin en iyi yaşam şartlarına sahip olmasını istiyoruz ve bunu da mevcut yöneticilerimizden hangi parçada olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi örgütten olursa olsun talep etme hakkına sahibiz. Böyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, içiniz parçalana parçalana bu acılara değiniyorsunuz ama ben izninizle yine kötü sonuçlar doğuran başka bir sorunumuza geçmek istiyorum. Başur'dan Rojava sınırına. İsterdim ki bugün güzel gelişmeleri konuşalım, birbirimize güzel müjdeler verelim. Kürdistan'a dair olabilecek, içimizi ısıtabilecek, gönlümüzü hoş edebilecek şeyler söyleyelim ama maalesef o kadar da konu yok elimizde. Rojava ve Başur arasındaki Semalka sınır kapısında minik bir sorun yaşandı. Sonra taraflar birbirlerine taşlar attılar ve nihayetinde sınır demek bile ayıptır bizim için, iki parça arasındaki o minik nehre ve kapatıldı. Şimdi geçişler, o mobil köprü kaldırıldı, geçişler durduruldu. Bununla ilgili neler söylersiniz? Çünkü saat şu an 23'e geldi Kürdistan'da, yavaş yavaş yayını kapatacağız. Şimdi bizim işgalcilerimiz bizim aramızda sınırlar ördüler. Sınır çizdiler bizden habersiz, bizim onayımız olmadan. Biz istemeden. Sonra bu sınırlara teller çektiler. Sonra içine mayın yerleştirdiler. Şimdi duvarlar örüyorlar. Bunlar bizim işgalcilerimiz ve bunları yapmaları beklenebilir şeylerdir. Fakat aynı şeyi bugün Kürt partileri, Kürt örgütleri, Kürt yönetimleri yapıyorsa her şeyden önce bu bizim için utançtır. Bize düşen onların koymuş oldukları sınırları, fiziki sınırları, siyasal sınırları, bir haritada bile olsa o sınırları kaldırabilme dürtüsü olmalıdır. Bizim istediğimiz şey Kürt parçaları arasındaki, Kürtler arasındaki sınırları kaldırmaktır. Bize düşen, bizden beklenen, bir Kürt'ün yapması gereken şey budur. Fakat ne yazık ki biz bu işgali o kadar çok özümsemişiz ki taraflar bugün birbirlerini Irak Kürtleri, Suriye Kürtleri, Türkiye Kürtleri ve İran Kürtleri olarak tanımlıyor. Hatta bizim bugün Başur dediğimiz şey aslında Kürdistan'ın güneyi değildir. Kürdistan haritası göz önünde bulundurulduğu zaman güney çok daha Luristan bölgesine falan düşer. Veya bugün Rojava dediğimiz şey aslında batı değildir, Batı Kürdistan değildir yani. Kuzey Kürdistan dediğimiz şey de tam kuzey değildir. Yani Kürdistan haritasını bir böyle biraz ters bir V şeklindedir. Yamuk bir V çizin. Bunun doğusu batısı şu an bizim isimlendirdiğimiz şekliyle böyle değildir. Fakat ne olmuş? Sınırları çizmişler. Ülkemizi dörde bölmüşler. Biz de bir kolaylığa kaçmışız ve kuzey, güney, doğu ve batı diye kendimizi ayırmışız. Şimdi mesela Kamışlo nasıl Kürdistan'ın batısı oluyor? Eğer Kamışlo Kürdistan'ın batısıysa Maraş neresidir mesela? Sivas neresidir mesela? Elazığ neresidir mesela? Bir de böyle bakmak gerekiyor. Fakat biz bu şeyi özümsemişiz. Yani bu ayrılığı özümsemişiz. Benim Rojava'daki özerk yönetimden ve Güney Kürdistan'daki yönetimden ilk andan itibaren. Yani 2010 yılında benim bu konuyla ilgili yazılarım var. 2011 yılında bu kriz ortaya çıktığı andan itibaren şunu savunuyorum. Sembolik bile olsa o sınırı aranızdan kaldırın. Fakat bugün nasıl 170 kilometre olan Erbil ile Süleymaniye arasındaki yol o kadar bozuk ki ve siz 4 saatte gidiyorsanız bugün Rojava ile Başur arasındaki ilişkiyi özetleyen şey o kötü köprüdür. Böyle bir tane mobil şeylerden yapılma, ne derler o şişme plastiklerden yapılma bir köprüdür. Biz kendi aramıza bir köprü bile kuramıyoruz. Çünkü niye biz birbirimize elimizi uzatamıyoruz? Şimdi taraflar sürekli kendi istediklerini söylüyorlar. Kendi toplumlarını da bununla ilgili yanıltıyorlar. Bunu PKK'de yapıyor, PDK'de yapıyor, YNK'de yapıyor veyahut Rojava veya Güney Hükümeti de yapıyor. Şimdi biz artık bu meseleleri konuşmamalıyız. Şimdi PKK'lere soruyorsunuz diyor ki ya işte bilmem Güney ne yapmış. Güneylilere soruyorsunuz diyor ki ya işte PKK'ler. Bunu artık bizim tartışmamız bile ayıp. Ne olursa olsun orada iki tane Kürt, iki parçanın Kürtleri, şimdiye kadar 100 yıldır aralarına sınır korunmuş iki Kürt
birbirine kalkıp taş atıyorsa, kurşun sallıyorsa, sapanla taş atıyorsa, neyse artık veya küfür ediyorsa bu bile ayıptır. Bizim artık bu noktadan çıkmamız lazım. Bu küçüklükten sıyrılmamız lazım. Bizim artık bu kölelikten sıyrılmamız lazım. Bizim artık bu parçacılıktan sıyrılmamız lazım. Ya Kürdistan kocaman bir Kürdistan, bizim ülkemiz ya. Rojava'sı da bizim, Başuru da bizim, Erbil de bizim, Kamışlo da bizim. Daha önce de defalarca söyledim. Kobani PKK'nın değildir. Erbil PDK'nın değildir. Süleymaniye Yeneke'nin değildir. Varsa yoksa hepsi benimdir, hepsi senindir, hepsi sizindir. Bu iş böyledir. Ancak bu anlayış ortaya konulabilirse biz gerçekten ilerleme kaydedebiliriz. Yoksa bahane bulmak çok kolay. O diğeri diyecek ki senin gözünün üstünde kaşın var. Diğeri diyecek ki ya senin işte burnun eğri. Diğeri diyecek ki vay sen de geçen sefer bana şöyle demiştin, böyle demiştin. Bakın mesela Kürtler birbirlerine sosyal medya üzerinden bile ne kadar ayrıştılar. Ne kadar çok şey küfrediyorlar birbirlerine. Neyle suçluyorlar birbirlerini. Bizim artık bu olayları bile görmememiz lazım. Bizim başka bir çağa atlamamız lazım. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyanın içerisinde Kürtler olacak mı? Kürdistan olacak mı? Bizim buna yoğunlaşmamız gerekirken bizim yaptığımız şey şu an nedir biliyor musunuz? O uyduruk köprüyü, o uyduruk sınırda kapatıyoruz. Rojava'dan insanlar Başur'a, Başur'dan Rojava'ya geçemiyorlar. Birbirlerine bir yıldır yaklaşık olarak vize uyguluyorlar. Bu utanç verici bir durum. Bunu ister Güney Kürdistan hükümeti yapsın, ister Rojava özerk yönetimi yapsın. Bu bir Kürt'ün utanabileceği, yerin dibine gireceği bir olaydır kanımca. Burada çözüm diyalogtadır. Çözüm uzlaşmadadır. Çözüm milliyetçiliktedir. Çözüm kendisini bir millet olarak tanımlamaktadır. Bir parti olarak, bir aşiret olarak, bir tarikat olarak değil, bir millet olarak tanımlamakta. Rojavalı Kürt ile Başurlu Kürt arasındaki fark nedir Allah'ınızı severseniz? O aradan geçen nehir bizim aramızdan geçen bir sınır değil ki. O nehrin, nehir de değil yani, küçücük bir su. Ya o suyun bu tarafı da Kürt, bu tarafı da Kürt. Hatta aynı aşiretlenler. Çok ayıp bir şey o. Çok ayıp bir şey. Ben utançla izledim. Şu anda da gözümden yaş geliyor. Bu yazık bir şey. Yani biz Kürtlerin artık başka bir yerden dünyaya bakması lazım. Ve daha kötü bir şey var. Bu olay neyin üzerine geldi biliyor musunuz? DAEŞ Güney Kürdistan'daki cephelere saldırıyor. Orada neredeyse bir hafta içerisinde 20 tane Kürt peşmerge şehit ediyor. Ve oradan General Mazlum çıkıyor, diyor ki biz DAEŞ'e karşı Güney Kürdistan hükümetiyle ortak mücadele verebiliriz diyor. Ertesinden bu iş patlıyor. Ne kadar kötü değil mi? Bunu Kürtler mi yapıyor? Bu Kürtlerin isteği midir? Bence değil. Bu onur sahibi bir Kürt'ün mü yaptığı, yapabileceği bir şeydir? Bence değil. Ne zaman Kürtler birbirlerine el uzatsalar, ne zaman milliyetçi Kürtler birbirlerine karşı iyi sözler söyleseler, arkasından bu kadar rezilane şeyler planlanıyor, yapılıyor, ediliyor. Ve sonra da taraflar bizim bu taraflardan herhangi bir tarafta yer almamızı istiyorlar. Veyahut böyle propaganda yaparak kendi kitlelerini etkiliyorlar. Bu utanç duyucu bir şeydir. Utanç verici bir şeydir. Biz tıpkı Brakuji'de olduğu gibi ne o taraftanız ne bu taraftanız. Biz Kürtlerin birbirlerini öldürmelerini istemiyoruz. Heger un hev bukujun em yeha bukujun. Bu iş böyledir yani. Milliyetçi bir perspektifle bizim bunu çözmemiz lazım. Bununla ilgili mücadele etmemiz lazım. Yoksa bizim işgalcilerimizin bizim aramıza koymuş olduğu sınırları biz 1000 yılda geçse kaldıramayız. Tıpkı o filleri falan küçükken zincirliyorlar ya, büyüyünce de zincir hala ayağında ve onu çıkaramıyor. Zinciri açtığınız halde kalkıp gidemiyor. Buna dönüşüyor. Yani Kürtler şu an köle ruhlu hale geldiler ve artık düşmanlarının onları birbirlerine saldırtmaya bile ihtiyaçları yok, birbirlerine saldırıyorlar. Ne yazık ki durum bu. Bu yüzden bu sohbetlerimizi dinleyenler, bizimle benzer düşünenler, bizimle birlikte içi yananlar. Yani Kürdî dibêjin ya zikê xwe dişewite. Yani îko zikê wan dişewite, îko pozê wan dişewite. Buna kulak versinler. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Biz kardeşiz. Biz aynı milletiz. Ve bizim
özgürleşmemiz lazım, bağımsızlaşmamız lazım, bir olmamız lazım, bir devlet olmamız lazım. Hepimizin, bütün parçaların, bütün şehirlerin, bu şehirlerin birisinin diğerinden daha az kıymeti veya daha çok kıymeti yoktur. Hepsi eşittir. Hepsi aynı milletin, aynı vatanın, aynı ülkenin parçasıdırlar. Ve biz bu sınırları kabul etmiyoruz. Ve bu bize dayatılmış olan Kürtler arası düşmanlığı kabul etmiyoruz. Biz bize tokat atan bir Kürt'e karşılık vermeyeceğiz. Bize sövene dilsiz olacağız. Bizi dövene karşı elsiz olacağız. Bu böyle algılanmalı. Bu mesaj böyle algılanmalı. Bu algılanmazsa eğer gerçekten ve gerçekten biz 1000 yıl daha geçse bile bu kölelik şartlarından daha kötüye gideceğiz ama asla ilerlemeyeceğiz. Herkes kulağına küpe yapsın. Biz bir milletiz. Artık kendinizin farkına varın. Artık siz bir parti değilsiniz. Siz bir aşiret değilsiniz. Siz bir tarikat değilsiniz. Siz bir mahalle grubu, kulüp değilsiniz. Siz bir kom grup değilsiniz. Siz bir milletsiniz ve millet gibi davranın. Eğer siz bir milletseniz devlet sahibi olursunuz. Eğer siz bir milletseniz siz gerçekten o Birleşmiş Milletler'de bayrağı dalgalanan diğer ülkeler ve diğer milletler gibi devlet olma hakkına sahip olursunuz. Ama siz eğer bu kadar küçük davranırsanız, birbirinizi taşlarsanız, kendi aranızdaki sınırı sizden başka kimse orada korumazken kaldıramıyorsanız siz millet olamazsınız. Ve bu küçüklükle siz 100 yıl önce yaptığınız hatanın aynısını yapmaya devam edersiniz ve küçük kalırsınız ve köle kalırsınız ve sizin çocuklarınız işte o zaman işgalcilerin hapishanelerinde tecavüze uğrar. Sizin insanlarınız o zaman açlıktan ölür. Sizin insanlarınız o zaman sürgün edilir. O zaman siz tekrar enfallere uğrarsınız. Sizi alırlar Barzan gibi cennet köşelerinden götürürler. Bağdat'ın tam ortasındaki çöllerde sizi kuma gömerler. Çöllere gömerler. Bu böyledir. Tarih böyle yazılmıştır, böyle çizilmiştir ve böyle de seyretmektedir. Lütfen uyanın. Kendinize gelin. Kendinize gelin ve siz Kürtsünüz. Siz onurlu, bütün insanlar gibi onurlu olmalısınız. Siz bütün insanlar gibi özgür olmalısınız. Siz bütün insanlar gibi bir devlet olmayı hak ediyorsunuz. Lütfen bunu önce kendinize yakıştırın. Bir millet olmayı kendinize yakıştırmazsanız başkaları sizi köle olarak göreceklerdir. Ağzınıza, dilinize sağlık. Evet, maalesef ki bizim bu perspektifte olmamız, bu düşüncede olmamız gerekir ama bugün Başat iki Kürt partisi arasında düşmana bile söylenmeyecek, edilmeyecek bir kin besleniyor. Bunu da biz kırmak, olması gereken çizgiye çekmek istiyoruz. İmkanlar el verdikçe. Memo, senin söyleyeceklerin varsa ekle lütfen, sonra yayını kapatacağım. Çünkü saat şu an Kürdistan'da 23.13, bir saati aşkındır buradayız. Kalan konuları haftaya konuşmak istiyoruz. Buyur Memo. Bizim bir konu başlığı daha vardı. Onu bilmiyorum, Memo sana vakti var mı yok mu? Biliyorsunuz İran'da bir Kürt siyasi tutuklu Haydar Kurbani gizlice sabah saatlerinde idam edildi. Onun babası galiba 1981'de de idam etmişlerdi. Onunla bilmiyorum, bu konuyla ilgili bir şeyler konuşacak mıyız ya da haftaya Sevgili Memo, tam da işte bu. Yani eğer siz böyle yapmaya devam ederseniz, sizin yöneticileriniz, partileriniz böyle yapmaya devam ederlerse, baba 1980'lerde idam edilir, oğul da bugün edilir ve Kürtlerden de ses çıkmaz. Eskiden bir Kürt idam edildiği zaman, bir Kürt gadre uğradığı zaman, işkence edildiği zaman toplumsal bir tepki oluşuyordu. Hiç değilse siyasal partiler bununla ilgili kınama mesajları yayınlanıyordu. Ne yazık ki artık o bile yok. Yani sebebi tam da biraz önce değindiğimiz şeydir. Yani tam da üstüne geldi bunun. Bugün Rojhelat'taki Kürtlerin durumu ne yazık ki her gün daha çok kötüye gitmekte. Oradaki örgütlü yaşam daha çok kötüye gitmekte. İran'da da ne yazık ki ne darbe oldu, ne yıkım oldu, ne uluslararası bir operasyonla bu Molla rejiminin sonu getirildi. Ve onlar bizim çocuklarımızı, bizim babalarımızı asmaya devam ediyor. Ve biz böyle davranmaya devam ettikçe de karşı taraftakiler de, işgalcilerimiz de bizi asmaya devam edeceklerdir. Bu sebeple biz şu an müstahak olduğumuz şeyi yaşıyoruz.
biz Kürtler gerçekten millet olma meselesinde aciz davrandığımız için onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Bizi işkence tezgahlarından geçiriyorlar. Çocuklarımızı asıyorlar. Son bir ayda 30-35 tane Kürt asılmış Rojhelat'ta ve bunların isimlerini dahi biz Google'a bakmadan bilmiyoruz abi. Hikayemiz zaten bizim bu. Ne yazık ki bu. Simon, ekleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi biraz rahatsızım bugün. Artık kapatabiliriz. Dinleyicilerimize de her pazartesi günü bir hafta Kürdi, bir hafta Türkçe yayınlarımız devam edecektir. Ekleyeceğim başka bir şey yok. Kürt kalın, Kürdistan'ı kalın. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Kürt kalın, Kürdistan'ı kalın. Vatan ve millet duygunuzu tekrar gözden geçirin. Başka da söyleyebileceğim şeyler yok şu an. Sevgili dostlar, her pazartesi olduğu gibi Space'de Kürdistan gündem adıyla Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da olan ekonomik krizi, dolar ve euro yükselişini, olası seçimleri ve olası Yeşiller Gelecek ve Sol Parti'nin kuruluşunu, Erbil'de kişisel felaketini ve bahsini etmekten dahi utandığımız Semel Kasanır Kapısı'nın iki parça Kürdistan arasında kapatılmasını konuştuk. Her zaman olduğu gibi Kürdistan'ı bir perspektif çizmeye çalışıyoruz. Niyetimiz Kürt'e, Kürdistan'a ve mazlum halkımıza bir söz söylemektir. Eğer sürçülisan olmuş ve birilerini kırmışsak niyetimiz bu değildir. Özür dileriz. Kürt kalın, Kürdistan'ı kalın. İyi geceler.